Türkiye turumuz kapsamında yapacağımız sokak röportajlarımız için markanızı veya hizmetimizi daha çok kişiye ulaştırmak için 0532 344 0512 WhatsApp hattımızla bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Times. Şişli'den hepinize merhaba. Bugün seçmenlerimize bu pazar günü bir seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Yaşamdan memnun musunuz? Değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Sizin haftanız iyi. Sağ olun. Yaşam, hayat, memnun muyuz, değil miyiz ekonomiden? Şu an ekonomim bitik. Kötü mü? Kötü. Ne yapıyoruz? Ne iş yapıyoruz abi? Ben serbest meslek, götür işlerini götür, yapıyorum. Götür işleri. Peki abi, bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Vallahi bakacağız hangisi şeyimize gelirse onu atacağız. Şu an bir karar yok mu? Kararsız mı yazalım şu an? Ben yine Tayyip, ben Tayyip. Peki işlideyiz. Videolarımızı izliyor musunuz? Evet, gayet memnuniyetle izliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Vallahi güzel, halkın arasında. Ne yapıyorsunuz? Tutmaya çalışıyoruz. Yok tabii ki halkına, ne diyeyim ki yani. Peki efendim, yaşam, geçim nasıl gidiyor? Memnun muyuz? Nasıl? Vallahi yaşam şu anda desen maalesef durmuş. Nerede oturuyoruz? Ben Küçükçekmece'de oturuyorum da. Küçükçekmece'de. Peki bu pazar sandığa gitse kime oy veririz? Vallahi şu anda yani ben düşüneceğim, kime vereceğimi ben de bilemiyorum. Kararsız mı diyelim? Ya kararsız yani, hepsi de aynı. Gelen kişi de hepsi aynı. Yani değişen bir şey yok ki. Umut yok mu efendim? Ya şu anda tamam, vaatler veriliyor ama nasıl bir vaat? Kim yapacak, kim yapacak? Ya muhalefet de aynı, iktidar da aynı. Nasıl bir? Güven yok mu siyasi partilere? Yok, ben hiç kimseye de güvenmiyorum. Maalesef bu konuda güvenmiyorum. Şu anda bir pahalılık. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Daha önce hiç YouTube'da videolarımıza denk geldiniz mi İstanbul TV'ye? Sizi gördüm, takip ediyorum. Tamam, YouTube'dan takip ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyorum. Nerede güzel. Nerede hükümet ediyoruz? Burada Şişli'de, Mecidiyeköy. Yaşam, hayat, ekonomi, memnun muyuz hayata? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Halı ortada yani, gidecek bir durum yok. Zor hiçbir mu? Şey. Çok zor. İnanılmaz zor. Abi, kim sorumlu? Muhalefet sorumlu abi. Muhalefet sorumlu. Muhalefet sorumlu. Aynen. Peki abi, seçim olsa kime oy vereceğiz? Ya bir insanda birazcık mantıklı olmak gerekiyor yani. Evet. Birazcık bir insanda beyin varsa eğer, kime oy vereceğini bilir. Kesinlikle. Bir ülke 20 senedir kandırılıyor. Bir insanda bir tarafta 20 senedir doğruları söylüyor. Bizim halkımız kandırıldığı insana gidiyor, oy veriyor, doğruları söylüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ülke maalesef gerçekleri değil de yalanlardan yana olan bir ülke haline döndük. Halk tabii. Sizin oyunuzu kime yazalım? Sayacımız anketli ya. Anketini sayacağız. Hangi partiye yazalım oyunuzu? Benim oyun CHP'nin, kimseye değil. Burada tabii. Burada oturuyorum. Çok şükür, elhamdülillah. Allah sağlık sıhhat verirse en güzel şey. Hangi ilçede oturuyoruz abi? Sultan Gazi. Sultan Gazi. Bu pazar bir seçim olsa oyumuzu hangi partiye vermek isteriz? Ben şu an kararsızım. Kararsız. Çünkü peki, hiçbirinden hayır yok o yüzden. Tamam. Yaşamdan hiç memnun değilim. Neden efendim? Ben emekli memurum. Elime geçen miktar belli. Yani alım gücüm azaldı. İki tane de oğlum var. Onlar... Şişli'de mi oturuyoruz? Nerede oturuyoruz? Hayır, Şişli'de oturmuyorum. Şu anda hastane etveli gözüm için geldim. Ben Avcılar'da oturuyorum. Ben artık parti olarak düşünmüyorum. Aynı parti, AKP'yi asla vermem. Asla vermem. Yani şu andaki hedefim Meral Akşener. İyi Parti'ye bir oy atalım. İyi Parti'de Meral Akşener. Onun konuşması, konuştuklarının arkasında durması benim için çok önemli. Tamam, Meral Akşener yazık. Aynı şeye katılıyorum. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Aynı. İyi Parti. Nasıl yaşam? Nasıl yaşam? İyi değil yaşam. Bilemem. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İyi. Ne iş yapıyoruz abi? Emekliyim ben. Emekli maşallah. Evet. Nerede oturuyoruz abi? Hangi? Avcılar'da. Avcılar. Çok var bugün Avcılar. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? AK Parti'ye vereceğim. Yine seçim AK Parti. Bu ne yok? Aleykümselam. Genç iyi olarak Şişli'den geziyorsun. Parabol evet. Herhalde ekonomi nasıl? Geziyor muyum, işe mi gidiyorum? İşte soruyoruz yani, biz biraz hareket etmek için soruyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Hayat nasıl? Hayat iyi, güzel. İnsanlar zorlaştırmasa iyi, güzel yani. Peki. Evet. Bu pazar günü sandığa gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Bu pazar günü sandığa gitsek ya oy söylenmez yani, oyumu şuna vereceğim ya da ben partizanlığı sevmiyorum ya. Yani. Eyvallah. Evet. Ne yazalım? Kararsız mı yazalım? Söylemek istemiyorum yazalım, ne diyelim? Yani söylemek biraz istemiyorum ve kararsız değilim aslında. Kullanmak istemiyorum. Tamam. Yerin dibinde. CHP. İkamet neresi abi? Küçükçekmece. Küçükçekmece.
Elhamdülillah iyiyim çok. Yaşam nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Hayatlar? Geçiniyorum çok şükür Rabbime. Şükür ediyorum, şükür ediyorum. Değilim. Çalışıyorum. Şükür ediyorsun. AK Parti. Başka yok. İkamet neresi ablacığım? Nerede oturuyoruz? Hangi ilçede? Şişli'de oturuyorum. Hükümet sorumlu. Hükümete yapılan bir kötülüktür. Yani hükümete yapılan bir devirmek için yapılan. Kim yapıyor onu? Kim yapıyor? Kim mi yapıyor? Altılı masa var ya bir tane. Bir de hain mi onlar? Bir de şey var. HDP var. Onların ya gözükmüyor ama arkada şey. Onlar projeler. Proje olduğu için de AK Parti'ye yaptıkları. AK Parti ile uğraşıyorlar mı onlar? Çok uğraşıyorlar hem de. Hayat abi o kadar kötü ki yani şöyle söyleyeyim. 38 yaşına geldim. Hiç hayatımda böyle bir dönem görmedim. İnanılmaz. Mesela şöyle söyleyeyim. AVM'ler dolu, caddeler dolu, insanlar mutlu. Yemek yedim şurada esnaf lokantası. Geçen hafta bir fasulye, bir tabak 10 lira. 3 gün sonra gittim 15 lira dedim. Ne oluyor? Dedi 3 günde neler değişiyor? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bak ismini de vereyim mi? Pehlivan. Yani. Sonra önceden ben 10 yıldır orada yiyorum. Seviyorum yemeklerini. Selamünaleyküm. Evet. Ya inanılmaz bir şey. Ekmeğe de artık parayla vermeye başlamışlar. Yeni yöntem. Yani inanılmaz. Şimdi kaşık çatalla para alacaklar. Ona da tane domates 6 lira olmuş. Su 3 lira. Çünkü yaz şu anda şey terliyoruz. Su 3 lira. 3 tane su içiyorum 10 lira günlük yani 300-400 lira gidiyor benden. Yani bir askeri ücretli olsam beni toprağa gömün yani. Abi sen zenginsin 300-400 lira hayırdır? Ama bir şey yok ki bir şey almıyorum ki hiçbir şey yapmıyorum. Araba? 2 tane et dürüm yediğin zaman zaten 150 lira para gidiyor. Hani normal. Abi ne iş yapıyoruz? Ben borsacıyım. Abi şu baştakiler hariç. Herkes olur. Maymunu çıkarın maymun da olur yani. Hangisine yazalım? Mevcut partiler için. Cumhuriyet AK Partisi tabii ki ya. İkamet neresi abi? İkamet Samsun. Da iyi değil. Neden? AVM'ler dolu, binalar. Ama ne dolu be? Dengemiz şaştı. Dengemiz de şaştı. Doktor dolaşmaya başladık. Psikoloji bozuldu mu efendim? Tabii her yönden. Nereye gidiyoruz? Türkiye nereye gidiyoruz? Türkiye, söyleyeyim bu son şansı eğer bu kez de AK Parti kazanırsa sınırları alsınlar bakalım kaç tane vatandaş Türkiye'de kalıyor. Kesinlikle AK Parti değil. AK Parti'nin dışında muhalefetten. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Refah. HDP'ye yazdım ben. Halkların Demokratik Partisi'ne. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Neden HDP efendim? Çünkü özgürlükleri onlar samimiler bu konuda. Çok samimiler. Neden ediyorlar? Tabii her şeyle. İkametimiz neresi efendim? Nerede oturuyoruz? İkametim İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Hayat pahalı mı? Pahalı hayat pahalı. Turistler. Biz Azerbaycan'dan geldik. Çok çalıştık tatil yapmak için. Ha, Türk değilsiniz. Türk değiliz. Tamam o zaman. Hayat çok pahalı. Çok zorlanıyoruz artık. Sıkıntı mı? Buralardan gitmeyi düşünüyoruz. HDP. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Bir gerekçe var mı? Neden HDP? Çünkü şu an doğru ve akılcı siyaseti yapan tek parti. Artık. İkametimiz hangi ilçe? Nerede oturuyoruz? Beyoğlu. Ya şükür etmek gerekiyor efendim. Çünkü şöyle hayat... Emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Nasıl? Ben emekliyim ama çalışıyorum. Yani boş durma zamanımı değerlendiriyorum. Eviniz de var. Yok ben Onya'da Ağustos depremini yaşadım. Düzce depremi. Nerede efendim? Düzce depremini yaşadım yani Onya'da Ağustos'ta. Şimdi sevdiklerimi kaybettim. Biraz da hani burukum sağlı. Buruk yaşıyorum. Ben Cumhurbaşkanım evet. Tamam. Ne görüyorsun? Ortalama devam ediyor hayat ya. Oy mu? Evet. Oy mu? Saadet'e gel. Saadet Partisi. Aynen. Efendim hayat nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Gündeminizde ne var? Ya gündemde elbette ekonomi var yani evet. Ülkenin gündeminde ama bir kısım çok ağlıyor yok diye. Bir kısım da zevkü sefa içerisinde. Siz hangi kısımdasınız? Ben ortadayım. Orta. Yani çok şükür. Güzel. Çok... Orta varsa güzel. Yani hayır şey çok şükür ben devlet memuruyum. Eskisi gibi çok kazanıyor muyum? Hayır. Ya kazancım aynı da rahat harcama yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Ama fedakarlık yapılması gerekiyorsa bir noktaya kadar yaparım ama ondan sonrasına kusura bakmayın yani. Yani yapacaksak hep beraber yapacağız. Yani şu anda iktidara uzağım. Öyle söyleyeyim ama kime vereceğim konusunda net bir şey söyleyemiyorum. Eyvallah. Çünkü önümü göremiyorum. Bana somut bir şeyle gelmiyor muhalefet şu anda. Anladım. Somut bir şeyle gelse yani bir şey yok. Evet tamam iktidar şu anda çok zor, çok sıkıntı yaşatıyor belki bize ama
Muhalefet gelince ne yapacak? Bana bir şey söylemiyor ki. Çok güzel uçuyoruz he. Onu diyecektim. Uçuyoruz ama tabii uçuyoruz ama konmayı bilmiyoruz. Uçmak mesele değil. Herkes ne olacak bu uçmanın sonu? İflas. İflas. Düşeceğiz bir yere düşeceğiz de inşallah yumuşak iniş yaparız. Ben oy verecek parti de görmüyorum, lider de görmüyorum. Kötünün iyisine veririm. Kim bu mesela anket yapıyor? Ya benim hayalimdeki adam Mansur Yavaş. Tek adayım ama ne Kılıçdaroğlu'na oy veririm ne başka birine. Yalan yok. Belki. Tamam nasıl olur? Daha önce birkaç yerde de konuştum. Gerçekten ülkemizi gidişatı, halkı anlamaması. Mesela örnek Avrupa Birliği ben bahsedeyim. Videomuzun oraya videoyu nasıl buluyorsunuz? Video çok güzel. Şimdi gelelim yine göre. Evet gündeme gelelim. Şimdi dünyada her yerinde cumhurbaşkanı olsa, başbakan olsa, hangi bakan olsa bir memur görevi vardır. Hı. Onun dışına çıkamaz. Ama Türkiye'de bilir misin? Türkiye'de böyle bir şey değil. Türkiye'de başımızdaki her şeyi bir başkasına bir gecede satabiliyor. Anladın mı yani? İnsanları yetkileri yani yüksek. Yetkileri yüksek. Kontrol yok. Kontrol yok. İstediğini yapabiliyor. Dolayısıyla ülkemizde kimse kendini... Sıkıntı oradan mı hepsi? Yani sıkıntı... Aslında Türkiye'de en büyük ceza... En dipte, en tepeden bak. Cumhurbaşkanından tut dibe kadar. Bana kalırsa en büyük ceza nedir onlara biliyor musun? Eğer bizi yapabilse bir gecede. Verebileceğimiz en büyük ceza. Hepsini devlet olarak bütün mal varlığını elinde alacaklar. Onlara bir askeri ücret bağlayacaklar. En büyük ceza bunlara. Buyur geçin diye. Ama serbest şey ekonomide yok. Mülkiyet hakkı kolay doğru bir şey mi o? Mülkiyet hakkı belki kendi hayali yapar. Hayır. Onlar mülkiyet hakkı dedikleri kanun hiçbir şey hiçtir. Yani kanun hiçbir şey. Onlar için kanunlara göre ayarlanıyor. Sizin malınıza el koysalar razı olur musunuz? Razı olurum. Eğer ki ben onları gibi yapmış olsa çalışmayarak değil, bakın araştırsın, Indira Gandhi'yle istediğim ki kanunları uydurursam o zaman benim malıma el koysalar. Ama haksın. Beni gibi 25 sene çalışıp da ben 1995'ten beri sigortalıyım. Primim dolmuş, bütün hakkımı elinde almış. Normalde ben bu yaşta 43 yaşındayım. Bugün emekli olmam lazım. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki bu arkadaş 25 yıl çalıştığı zaman, şu kadar primi dolduğu zaman gün tamam emekli hak kazanmıştır. Ben ilk kola gitmeden ama o yasalar boştur. Yani bugün bir yasa çıkarsa maaşımı emekliliyse beni... Yaş engelli koymuş, önünü kapatmış. Yani 58 yaş diyor, bekleyeceksin. Yani hiçbir zaman Türkiye'de adalet sağlanamaz. Nasıl? Ben oyum. Evet. Ben Türkiye'de bir tane daha şerefli namuslu bir adam bulamıyorum verir. Vermeyeceğim hiçbir tane adil. Yok bir tane şerefli abi insan. Abi sen kullanma. Biz ne olacak? Niye almayacağım? Çünkü ateş Türkiye'yi sarmış. Hepimiz yanıyoruz. Verdikçe daha çok yanıyoruz. Bir tane şerefli vermesek adam var. Vermesek ne olacak peki? Mesela verme ne olacak? İnsanlar hep cezaevinde. Namuslu insanlar içeridedir. Bugün Selahattin Demirtaş gibi bir insan. Niye içeride? Çünkü niye? Doğruyu konuştuğun için. İndirebiliyoruz, istediği zaman anlaşabiliyoruz. Oyu kararsan mı yazalım, bir parti yazalım? Yani ben diyorum ya gerçekten öyle bir namuslu bir siyaset daha bulmamıştım. O zaman kararsız yazalım. Kuram ne güzel. Gerçi dünyada küresel şükürler olsun. Kazanana herkese para var. Çalışana. Ama para var mı? Para da var. Tabii ki şu anda hizmet eden, iktidar olan Cumhur İltika veririz. AK Parti'ye veririz. Neden AK Parti abi? Çünkü hizmet ediyorlar, çalışıyorlar. Dünya... Yapamıyor diyenler var. Yok doğru çekemeyenler. Çekemeyenler. Şimdi şuna bakarız biz. Şu anda üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Ne üretiyoruz abi? Arabamızı, tankımızı. Biz araba hangi araba daha üretemiyoruz ki? Tamam. Çıkacak. 2023 senede çıkacak. İnşallah çıkar. Şu anda her şeyle yapıyoruz. Abi ikamet neresi? Nerede oturuyorsun? Ben Şişli'de oturuyorum. İyi değil. Uçmuyor muyuz? Yok. Bu camlardan dolayı mahvolduk. Kimden dolayı efendim? Camlar. Cam. Cam. Cam ne? Hayat pahalı. Zam, evet. Hayat pahalı. Vallahi ya İYİ'ye vereceğim ya CHP'ye vereceğim. İYİ'ye diyelim. İkamet neresi efendim? Burası Mecidiyeköy. Ekonomi çok kötü. Uçmuyor muyuz? Uçacağız yakında herhalde. Kime oy vereceğiz efendim? CHP'ye vereceğim. CHP'ye. Nasıl gidiyor? Ekonomi kötü tabii ki de. Uçuyoruz diyorlar bazıları. Uçmuyor muyuz? Vallahi hiç zannetmiyorum. Yani uçanlar bence başka türlü uçuyor. Başka türlü. Peki bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? Kimseye vermeyi düşünmüyorum şu an. O yok. Evet. Nasıl gidiyor? Vallahi kötü. Nerede oturuyorsun? Ok Meydanı'nda Şişli. Ok Meydanı Şişli. Kime mi? Evet. Vallahi ne bileyim ben. Biz telefon gazeteciyiz. Madde rakamımız yok. Partimizi söyleyin diyor, yazalım anketimiz işe yarasın. Partimizi söyleyelim. Lütfen. Gene seçim. Altılı masadan vereyim. Ne yapayım yani altılı başka? Altılı masa hangi seçimi? Altı var bir sürü yakış var. CHP, İYİ Parti, Demokrat.
Saadet, gelecek ve devam. Vallahi aslında hepsi aynıdır ama yani hangisine vereceğim? Birisine vereyim yani diyorsun. Evet, birisine veriyorsunuz ya. Birisine vereyim. CHP'ye vereyim. Ne yapayım CHP yani? Kim sağ olasın. Hayat, Memat nasıl? Ya hayat ne de hayat affedersin çöp gibi olmuş. Nerede oturuyorsun? Ben Esenler'de oturuyorum. Valla bilmiyoruz ki kime verse hepsi de aynıydı. Hepsi de aynı. Ver. Yarın seçim var kime vereceğiz? Daha sonra değişir yarın için. Valla AK Parti'ye her vermiyoruz. Tamam, bakalım. Yok. He. Hangisi var? CHP, Demokrat, İYİ, Saadet, Refah. Ya ben versem ben Deva Partisi'ne vereceğim. Hemşerim geçinemiyoruz. Uçuyoruz diyenler var efendim. Ekonomi çok iyi. Uçarız diyor. Biz uzayda da yol yaptık. İki şeritli. Tabii üç şeritli, dört şeritli. Nereye gidiyor ülke efendim? Ülke içi bir yere gitme abi. Artık uyanmamız lazım. Zor mu? Çok zor. Nerede ikamet ediyoruz efendim? Ben burada ikamet doğma büyümeli buralıyım ama buradan çıkmak mecburiyetinden kaldım. Nereye çıktınız? Çünkü burada her aldığım şey pahalı. Domates mesela kağıt tane de 15 lirası burada 35 liradır. Buraya gittiniz. Bak işte anlatıyorum. Hı? Şu anda Büyükçekmece'ye taşındım. O kadar uzak. Emekli maaşlığına geçiniyorum kardeş. Şeker hastasıyım. Bak ünsünlerle geziyorum. Ben Demokrat Parti'm abi, Sosyal Demokrat'ım. CHP'ye veririm, başka bir parti de tanımam. Atatürk Parti'ne veririm. Vallahi elhamdülillah işte geçiniyoruz. Emekliyiz, çalışıyoruz. Emekliyiz. O zaman ev kendiniz, size çatlat geçiniyorsunuz değil mi? Eyvallah evet, ben bilmiyorum. İyi kötü nasıl gidiyor? Ya hayat ekonomi normal, normal. Şeyinde devam ediyor. Nerede ikamet ediyoruz abici? Şişli'deyim. Şu anda belli değil. Kararsız. Kime vereceğim bilmiyorum ki, kime versek aynı. Kime verelim? Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum yani. En iyisi her şeye rağmen buna vereceğim bir parti var mı? Yok, şu anda düşünmüyorum. E çok kötü yahu ekonomi. Ben Kıbrıs'tan geldim. Kıbrıs'ta öyle. Bu daha da beter. Bu daha beter. Bu daha da beter. Allah. Genel seçim. Genel seçim. Hı? Bilmiyorum. Biz parti değiliz, gazeteyiz. Tamamen tarafsız. Her partiye şimdi mesafedeyiz. Partimiz yok. Kılıçdaroğlu. Evet. Hayatın küfür edeceğim de sansürsüz. Hayatın de. Benim maaşım bana yetiyor. Benim mesleğim var. Yani yetiyor benim. Ben şikayetçi değilim. Sıkıntı yok. Yok. Seçim olsa kime vereceğiz abi? Devlet Bahçeli zamanında dedi ya, Tayyip Erdoğan diye bir kardeşimiz yoktu. Küfür edip de milliyetçi olsun, sözünün arkasında dursun. 2023'teki adayımız Tayyip Erdoğan kardeşimizdir. Erkek adam sözünde durur. Öyle de devlet bakıyor zaten. İşte sözünde durmadı. Nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? Vallahi herkes zam. Dün gene marketlere gittim. Duvara çarpmış gibi oldum. Yani yine zam. %35 şu türlerde zam geldi. Türkiye uçuyor diyorlar. Hayat pahalı değil diyorlar. Ya o tuzu çok kuru olanlardır. Yani bu bir soru verilmesi lazım. İkamet neresi abi? İstanbul. Şey. Beykoz, Beylikdüzü. Vallahi ben çekimselim, hiç gitmeyeceğim. Aynen, hiçbirinden de güvendiğim kalmadı. Ama gitmesen hükümete vermiş oluyorsun. Hiç gitmesem de yani bilmiyorum yani, kararsızım doğrusu yani. Pahalı, yaşanacak. Türkiye uçuyor diyenler var, ne desin onlara? Vallahi havaya uçuyordu, nereye uçacak? Ekonomi şu an çok kötü, insanlar zor geçiniyorlar herhalde. Bir önce birisi arabalarda sıra var, ev yok dedi. Her taraf dolu dedi, iş yok, aç dedi, yalan söylüyor. Şimdi yalan söylemeyelim diyelim de şöyle bir eskiden bizim hani rahmetli Turgut Özal'ın lafıydı galiba, orta direk lafı vardı. Evet. Evet. Orta direğim derdi. Evet, evet, orta direğim derdi şimdi. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Orta direk diye bir şey kalmadı. Evet. Ne olacak abi? Makas çok açıldı. Maalesef. Makas çok açıldı. Vallahi ne olacak? Hayırlısını diyelim, hayırlısı olsun diyelim ama yani. İkamet neresi abi bu arada? Neresi? Sarıyer. Aa, seçim şu an, yani şu anki adaylar hakkında hiçbir şeyim yok. Parti milletvekili, cumhurbaşkanı değil. Parti olarak inanın. İnanın şu an parti olarak da yani benim senin bir parti yok şu an. Öyle söyleyeyim. Oy kullanmayacağınız gibi. Yani bilmiyorum, şeyi görmem lazım. Seçim atmosferi diye bir durum var ya. Doğru. Oraya girip bakmak lazım, görmek lazım. Önemli zaten ortada. İnsanlar. Pazar uçtuk diyorlar. AVM'ler dolu diyorlar, arabalarda sıra var diyorlar, evlerde sıra var. 300 liralık ev 2 milyon olmuş, olmasa paran da kim alıyor diyorlar. Şimdi 4500 lira civarında asgari ücret alan bir insan. 4250 lira asgari ücretle çalışan bir kişi 28 bin lira ev taksisini nasıl ödeyebilir? Bunu yalnızca Cumhurbaşkanı seviyesinde. Müjde olarak verdik efendim onu. Müjde değil mi? Güzel müjde. Evet. İnşallah yerine gelir. Bunu sadece bakın, bir milletvekili maaşı bile 28 bin lira taksitle ev almaya yetmiyor.
milletvekili maaşı da. Bunu sadece yani bunu sadece Cumhurbaşkanı maaşı alan kişiler ancak. O da bir tane var Türkiye'de. Evet, o da bir tane var. Dolayısıyla bu insanların aklıyla alay etmek gibi şeydir. Dün şeyde ne derler ona? Efendim zenginler için demiş olabilir mi? Tabii zenginleri diyor başka kime hayır, diyor yani? Yani ben seni zenginleştirdim diyor kendi dönemimde. Şimdi sen diyor beni kalkındırmak için diyor senden böyle bir destek alacağım diyor. Peki sohbet edelim. En çok da oy veren 4200 maaş alanlar. Nasıl oluyor? Zenginler vermiyor. Şöyle. Zengin falan oy vermiyor, fakir veriyor. Evet, o şöyle onu şöyle izah edeyim. Şimdi bu işin temeli aslında 1995'lere dayanıyor. Yani zatın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemlerdeki 94-95'lere dayanıyor. Şu an 20 yıldır bunlar iktidarda değiller mi? Tabii, şu an o 20 yıldır iki hükümetliler 20 yıldan beri o 3 çocuk yapın dedikleri insanlar şu anda oy kullanma zamanına geldi. Evet, yaptıkları şey neydi? Eğitimi şeye düşürtmek, kalitesini düşürtmek. Yani eğitimsiz bir insan, yönetebilecekleri bir insan. Bilerek mi yaptılar? Kesinlikle bilerek. Bu bir projeydi. Bu proje Beyoğlu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. CHP yazdım. Evet. Çok şükür iyi gidiyor abi. Çalışıyor musun? Çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Hazır okul musun? Bitti, evet. Okul bitti. Evet. Evli bekar. Bekarız abi daha, çalışıyoruz. Reis'e veririz. Recep Tayyip Erdoğan. İkamet nerede? Sancaktepe. Görüyorsunuz. Düşünecek hiçbir şey. Tabii uçuyoruz gidiyoruz yani. Allah'a emanet. Bu pazar seçim olsa oy kim efendim? Oyum Sol Parti. CHP değil mi? Evet, aynen CHP. İkamet neresi efendim? Ankara. Ankaralıyım. Pahalıdır abi. Pahalı. Evet. İkamet neresi? İkamet İmraniye. Üsküdar'a bağlıyım. Ben değiştirmiyorum abi. AK Parti. Aynen. Tamam. Oyumu bir partiye verme konusunda çok kararsızım çünkü hiçbir parti bana hitap etmiyor. Çünkü hiç kimsenin ülkenin durumundan gerçekten haberdar olduğuna inanmıyorum. Peki ne yapacağız? Yani siz vermeseniz, ben vermeseniz nasıl? Ben oy zaten vereceğim. O dönemki şartlarda şu an çok açıklayıcı bir şekilde bunu paylaşmak istemiyorum. Tabii ki hani oyumu kullanacağım ama şöyle yapacağım. En olmasını istemediğim kişinin karşısındaki en güçlü kimse ona paylaşacağım. Kötünün iyisini tercih edeceğim yani. İkamet neresi? Nasıl gidiyor ekonomi? Sarıyer'de yaşıyorum. Ekonomi nasıl? Şu an çalışmıyorum. Ekonomiyi yerin dibinde görüyorum. Bak, sizden önce birisi dedi ki arabalarda sıra var. Binaların fiyatı yükselmiş. AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Bu para yoksa kim alıyor bunları dedi. Ne dersiniz ona? Şöyle. İnsanlar aç kalamazlar. İnsanların barınma ihtiyacı ve insanların ulaşım ihtiyacı dünya kurulduğundan beri var olan bir şey. Bunlara önemli olan şey ulaşım imkanı ve buradaki eşitlik. Bazı insanların parasının yüksek olması, belki iyi değerlendirmiştir, belki zaten vardı, var olanı iyi kullanmış olması ayrı mesele. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Ben şuna inanıyorum. Bir insan çalıştığı rakamla çok rahat bir şekilde derken barınma ve giyinme ihtiyacını çok rahat karşılayabilmeli. Bir insanın tiyatroya, sinemaya gitme ihtiyacı da bence bana kalırsa ruhsal, yaşamsal bir ihtiyaç. Ama insanlar bunları karşılayamıyorlar. Ben geçen hafta Eskişehir'den geldim. Eskişehir'de fırının önünde insanlar kuyrukta bekliyorlardı. Ucuzlasın diye ekmek belki ucuz diye. Hayır, ucuzlasın diye değil, daha da kötüsü. İnsanlar askıda ekmek bekliyorlardı. İçeriye girdim, askıya ekmek ekledim. Hemen poşete koydular ve birilerine verdi ve bekleyen insanlar aldılar, götürdüler bu ekmeği. Ben ilk kez duyuyorum askıda, askıda ekmek sırası bekleyen mi var efendim? Bu korkunç bir şey. Hayat ekonomi her gün zam. Değişen bir şey yok şu anda. Geçinebiliyor musunuz? Zor. Bu şartlar altında. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Hani nerede oturuyorsun? Kemet neresi, hangi ilçe? Kağıthane tarafından. Kağıthane tarafı. Yok be abi, zor ya. Çalışıyor musun? Ne yapıyorsun? Ben şu an çalışıyorum da ama yani geçinemiyoruz. Zor yani. Mu? Zor, evet. Ben CHP'ye oy veririm. Nerede ikamet ediyoruz? İkamet Şişli'de. Vallahi hayat zor. Her şey ortada belli. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum ben. Özel sektörde mi? Kendi ofisim. Nasıl gidiyor? Mali müşavirim. Yani... Ekonominin tam içindesiniz. Ekonominin tam içindeyiz. Çok da bir şey söylemek istemiyoruz ama sıkıntılı. Durum bayağı sıkıntılı. O da bizde kalsın. O da bir cevap. İkamet neresi efendim? Nerede oturuyoruz? Kağıthane'de oturuyorum. Şişli'de ofisim. Elhamdülillah iyiyiz. Yaşam, hayat. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Emekli misiniz? Emekliyim. Allah daha iyisin. AK Parti'ye verin. Neden AK Parti efendim? Görüyorum ben, yaşım 67. Maşallah. Görüyoruz. Artık yönetemiyor diyorlar. Eskisini de biliyorum, yenisini de biliyorum. Bundan iyisini görmedim. Güzel. Nerede oturuyorsun? Ne kadar güzel baksana. Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum. Şişli. Bu pazar seçim olsa kime oy?
Kemal. Tabii ki mesela sen CHP, AK Parti, CHP verelim. CHP şuna yaşıyorsunuz galiba. Orada evet. Nasıl? Orada gayet güzel. Hangi ülkedesiniz? Hollanda'dayım. Efendim diyorlar ki petrol orada da çok arttı. Yüzde kaç arttı Hollanda'da? Hollanda'da 50 kuruş falan yani 75 kuruş 50 kuruş yani arttı. Kaça gelir? Yani daha önce 1,5 liraydı, 1,5 euroydu. Şu anda 1,20 kuruş, 2,20 kuruş. 1,20 yani %50 olsa, yani %50'ler de bizde %300 artmış. Bakın değerli izleyiciler, bazen diyorsunuz ki Avrupa'da %500 artmış. Avrupa'da yaşayan bir vatandaşımız diyor ki Hollanda'da siz söyleyin 1,5'tu. 1,5'tu şu anda 2 lira 20 kuruş. Litresi. Evet. Yani 1,5'ta 2 lira 20 olması ne demek? %50 demek. Bizde ise 6 liraydı 25 lira olmuş %300. Aradaki fark bu. Efendim Türkiye'de seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Partisi bir oy aldı. Evet. Her şey çok pahalı. Recep Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum. Seni seviyoruz ama lütfen biraz daha saygı, anlayış. Öyle yani mi? Siyasete hiç girmeyelim. Evet. Üniversite işletme mezunuyum. Evet ama hayat şartları çok zor. İş bulamıyorum. Kusura bakmasın da çalışmasan da sana da para vermezler yani. Burada İstanbul'da çalışmazsan kusura bakma açsın. İstanbul'da yaşıyorsan çalışman lazım. İstanbul'da siz okulu bitirdiniz, çalışıyor musunuz? Ben şu an bir garsonluk yapıyorum bir lokantada. Aynen ve güvenlik sektöründe çalışıyorum. Sonra tezgahtarlık birçok sektörde şeyim var, tecrübem var. Vallahi açık ve net konuşayım. Recep'e vermeyeceğim. Açık ve net. Kılıçdaroğlu arada kalıyor. Hangisiydi o? Yok. Ya biraz şeyim ben. CHP'ci olduğum için CHP'den başka bir şey düşünemiyorum. Ekonomi batık. Uçuyoruz diyenler var efendim. Evet çok kötü. Çok kötü. Yani ne kötü mesela? Diyorlar ki dairede sıra var. Arabalarda sıra var. Ama sağlıktan tut her şey berbat. Kimi inanacağımız kimse kalmadı. Fatih Erbakan kurdu, Muharrem İnce kurdu, Ali Babacan bir sürü yeni parti var. Hiçbirisi yok mu işlerinde? Seçeceğiz birini. Seçeceğiz. Söyle, anketimize söylemek ister misiniz? Dileğim, duam şu adaletli biri gelsin başımıza. Nasıl yaşam? Kötü. Zor. Emekli misiniz, çalışıyor musunuz? Eşim emekli, ben çalışıyorum. Çalışıyorsun. Hala. Eviniz kendinizin? Hayır, kira. Ekonomi yükseldiyse dur demeleri lazım. Her şey serbest. Evet, her şey serbest. Bu pazar sandığa gitsek oyu kime yazalım? Kime vereceğiz? O bende gizli kalsın. CHP'ye vereceğim. CHP. Hayat, ekonomi. İkisi de berbat. Kime deriz abi? Fatih. Fatih. Bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Valla kafalar karışık. Yani hem muhalefet hem iktidar... Çuvallamış durumda. İktidar iktidarlığını yapmıyor. Muhalefet muhalefetliğini yapmıyor. Ülke ekonomisi çok kötü. Muhtemelen herhalde şu anda muhalefete doğru. Hangisini yazalım? Muhalefet tabii ki. CHP. Tabii ki. Hayat, ekonomi berbat durumda yani. Uçuyoruz diyenler var mı? Ne desin onlara? Neyi? Uçuyoruz İHA, SİHA, yol köprü diyorlar bazıları. Onların makarnayı çok fazla yemişler. Onlar kesinlikle CHP olurdu. CHP olur. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hayat, pahalı mı ucuz mu ekonomi? Ucuz mu sence? Size sosyal ediyorum. Pahalı canım. Daha karar vermedim ya. Geçinebiliyor musun? Yok. Geçinemiyorum. Nasıl? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Yetmiyor. Yetmiyor. Kira, ev kira mı? Aynen. Nerede oturuyorsun? Oh meydanda oturuyorum. Oh meydanda. Abi bundan sonra kimseye oy vermiyorum. Oy yok. Yok yok yok. Ama bu kötü götürenlere yardımcı olmuş oluyorsun. Birisine vermen lazım. Gider dağdaki PKK'ya oyu veririm. Meclisteki o takım elbiseli eşkıyalara vermem oyu. Erken seçim bu ülkenin tek kurtuluşudur. Başka hiçbir kurtuluş yoktur. Millet artık aç. Esnaf perişan, işçi perişan, EYT'li perişan, asgari ücretli perişan. Efendim, EYT ayrı bir felaket. Sizi almıyorlar, 40 yaşından 50 yaşındasın diyorlar. Öbür tarafta emekli etmiyorlar. Ne olacak bu EYT'nin işi? Milliyetçi Hareket Partisi kaldırdığı eli indirmese çoğumuz emekliydik. Ama gün gelir devran döner. Bu millet gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta verecektir. Bütün büyük şehirler gitti. İlk fırsatta bunları da güle güle. Seçim olsa hangi partiye oy verir? Sonuna kadar Millet İttifakı. Yıllardır da CHP'ye oy veriyorum. Hayatta bunlara da oyumu vermem. Ama bu söylediklerim de yayınlı ama. Tabii CHP. Ben CHP'nin genel kurulu başkanıyım zaten. Ben CHP'ye veririm. Başka kimse vereceğim. Hayat nasıl? Hayat kötü. Çok kötü. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Tamam. Yetemiyor mu para? Yetmesi değil. Şu an Kuştepe Mahallesi'ne CHP'nin şeyi geldi.
Anasuyu köz sokak, Kuştepe köz sokak, CHP'nin bütün evleri yapılıyor. Sadece bizim, benim oğlum engelli. Engelli annem cezaevinde. Benim oğlumun evi yapılmıyor. Tamam, bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? AK Parti. Şikayet ediyor, bazı zengin şikayet etmiyor. Bazı emekli şikayet ediyor, bazı emekli etmiyor. Şimdi ben ne diyeyim? Nasıl görüyorsunuz? Kendi hayatınızı anlatın. Vallahi ben... Bir sene önceye göre daha mı iyisiniz, daha mı kötüsünüz ekonomik olarak? Şimdi ben artık birkaç tane iş meslek yaptığım için idare ediyorum kendimi. Şimdi onu düşünüyorum da artık öyle bir zamandayız ki bir insanın 2-3 tane iş yapması lazım. O kadar yeteneği olması lazım diye düşünüyorum vallahi gerçekten. Benim gibi değil diyorsunuz. Birçoğu maalesef öyle. Ya şimdi partimi artık konuşmayalım da. Bunu söylemek istemiyorum da ben de kasın hepsi cevap yani bizimle parti istemiyoruz. Vallahi verirsem CHP veririm. Dur. Diyorlar ki işsizlik yok, kimse çalışmıyor diyorlar. Ne dersiniz? Ya şimdi... Abi siz de gene sorarız ha? Yabancı uyruklu olduktan sonra iş onlara düşer. İş adamları... Tamam, seçim olsa kime oy vereceğiz? Vallahi ben şu anda düşünmüyorum. Hiç kimseye oy vermeyeceğim. Evet. Yani örneği yöneten kim? Yönetenler belli. Ya ben şimdi ekonominin durumu zaten malum. Görülen köy kalabı istemez. Yani hala... Önce birisi dedi ki köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, Türkiye uçuyor dedi. Herkes şimdi köprü yolları parasını da gene biz ödüyoruz. Anlayanlar. İHA'lar, SİHA'lar bir şekilde karın doyurmuyor. Evet, önemli bir olay. Önemli bir şey. Yani İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'ye gidiyor. Ama sonuçta halka yansıyanların ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Hala halk suçlu diyen insanlar var. Yani biz bunlarla aynı kafada yaşıyoruz. Ben şaşırıyorum. Yani var. Hakikaten ilginç bir şey. Yani şaka gibi ya, Şener Şen filmleri gibi ya. Adam halk diyor. Ya halk... Kendiniz gördünüz. Söyleseydim belki inanmayacaktınız. Yani ben şaşırdım ya. Kim kapattı? Halk kapattı. Oyumu kime vereceğim? Kimseye vermeyeceğim. Yani bir yöneten... Efendim siz kime vereceksiniz oyu? Valla şunu söyleyeyim. Benim bu konuşmamda kime vereceğimi zaten anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Anlaşıldı ama şöyle bir olay. Söylemeden siz bilerek yazdınız diyor. Söylemeniz lazım. Şimdi biz yazar diyor ki sen diyor ne biliyorsun? Belki o öbür parti. Şimdi bizim insanlarımızda şöyle bir felsefe var. Takım tutar gibi parti tutuyoruz. Evet. Bizde şöyle bir kafa var. Biz demokrasiyi severiz. Bizim parti kazanırsa, sporda da böyle. Biz sporu severiz, bizim takım kazanırsa. Hala bir at gözlüğü takılmış gidiyor. Şimdi hepimiz aynı gemideyiz. Sektörlerimiz farklı olabilir. Kim daha iyi yönetebilir? Kimisi kürek çekiyor. Kimisi üst kamerada keyif yapıyor. Aynı gemi değil ama geminin yeri de önemli. Geminin yeri önemli ama gemi... Yani miç olup kürek çekmek de var. Üst katta muzlu su içmek de var. Halk... Geminin neresinde olması önemli. Halk sen geminin içerisinde bir halksan, hangi görevi yapıyorsan, o görevi yapamıyorsan, miç olarak da yürütemiyorsan, kaptan da görevini yapamıyorsun, yönetemiyorsun. Üstler diyor ya, aynı gemideyiz diyorlar, üstler için diyorum. Geminin neresinde olmak önemli. Onlar en üst şeyde, onlar en üst kamerada onlar. Abi oyu söyle, bu geçin bir süre geçin. Valla oyu ben İyi Parti ile CHP arasında düşünüyorum. Gidi efendim. Ekonomi, valla iyi, fena değil yani. Valla ben Tayyip Erdoğan'ın başka birisini tanımam. Abi şöyle diyeyim, şu an yani erken bunun için ya. Yarın. Ondan sonra da yarın seçime gidiyoruz. Düşüncem yok abi şu an. Geçen senede bu senede kantin fiyatları ne kadar arttı? Abi %500 arttı. Tost kaç para? 15 lira abi. Geçen sene kaç paraydı? Geçen sene bilmiyorum ki abi. Geçen okul... Hayat çok zor abi. Vallahi kanan demokrasinin önünü açacak olan partiye oyumu vereceğim. Biraz geniş konuşma. Ne? Kime vereceksin? Sol demokratlara veririm. HDP, CHP, HDP hangisi? Yani ben burada şey yapmayayım da... Hani söylemeyin. Sonuçlara vereceğim. Aynen öyle. Tamam. Şu anda her tarafım çürük içinde, sopalar. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi ben şey? 6 sene bir hırsızların eline düştüm. Şu an nerede yaşıyorsunuz? İlçe Kurtuluş'ta bir hırsızların eline düştüm. Şantaj ve fuhuş kurbanıyım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorum. AK Parti'ye vereceksin. Zor abi ya. Seçim olsa kime oy vereceksin? Bu pazarın seçim olsa. Gene seçim. Tayyip'e ver. Hakikaten nerede oturuyorsun? Kuştepe'de. Ekonomi insanları gidip alışveriş merkezlerinde görmeniz lazım. Yani burada durmanız değil. Alışveriş merkezlerinde. Oraya bizi almıyorlar. Özel mülkte almıyorlar abi oraya bizi. O zaman... Biz burada soruyoruz. Sokak. Sokakta halk, herkes var. Oraya belki zengin, fakir gitmez ya da boş gezer ama burada herkes var. Tamam. Sokaklardan bizi alamazsın abi.
Şu anda ben Türkiye Cumhuriyeti'nde fakir insan tanımıyorum. Benim seçim olsa ben sonuna kadar reisin arkasındayım her zaman. İkamet neresi abi? Hangi? İkamet Bağcılar'dayım. Kötü. Nerede oturuyoruz? Kurtuluş. Vallahi yani kime vereceğiz? Doğru, dürüst bir insana vereceğiz. Mesela kim? 2 gün sonra pazar diyelim. Kim vereceğiz? Doğru. Meral Akşener'e vereceğiz. Geçen seneyle bu sene arasında 2-3 lira 2-3 kat fark var. Tost kaç paraydı, kaç lira olmuş? Tostu vallahi fiyatını bilmiyorum. Ben kantinden almadığım için bilmiyorum. 6 liraydı 10 lira olmuş. 10 lira mı? 6'ydı 10 olmuş. Çok artmamış, sıkıntı yok o zaman. Yani artma var gene. 5 lira az para mı yani? Gençler gelecek görüyor mu? Gençler gelecek. Aklı olan görür de abi bu ülkede bu ekonomide zor ya. Benim aklım bence var. Görüyor musun? Yani bilmiyorum abi, geleceğim hakkında pek bir tahminim yok. Allah kerim. Vallahi abi bana geçim yaşam sorarsan normal. Sen kazancın ne o zaman? İyi olmasa da orta düzey diyelim abi ya. Pazar seçim olsa kime oy vereyim? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Düşünmem lazım. Kararsızım aynen.